yeryüzünde yaşayan hiçbir insan, tımarhanede yaşayan insanlar için günlerin ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemez. Neil Blaine'in söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Elizabeth Jane Cochran, 5 Mayıs 1864'te Pensilvanya'nın Cochran's Mills kasabasında doğdu. Babası Michael Cochran 2 kez evlendi. İlk eşi Katerina Murphy'den 10 çocuğu ve ikinci eşi Mary Jane Kennedy'den Elizabeth Cochran da dahil olmak üzere 5 çocuğu daha oldu. Elizabeth'in dedesi 1790'larda İstanbul'dan İrlanda'ya göç etmişti. 1871 yılında Elizabeth 6 yaşındayken dedesi vefat etti. Genç bir kızken Elizabeth'e sık sık Pinky deniyordu. Çünkü bu rengi çok sık giyiyordu. 1879'da Indiana Üniversitesi'ne bir dönem kaydoldu. Ancak kaynak yetersizliği nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. 1880'de annesi ailesini Pittsburgh'a taşıdı. Pittsburgh Sevk gazetesinde kadınların çocuk doğurmak ve ev işleriyle uğraşmasının asli vazifesi olduğu yönündeki haberine karşı yalnız yetim kız takma adıyla yazdığı yanıt editör George Madden'ı oldukça etkiledi. Yazardan kendisini tanımlamasını isteyen bir reklam yayınladı. Elizabeth Jane editöre kendini tanıttığında ona yine yalnız yetim kız takma adıyla gazete için bir yazı yazma fırsatını verdi. Gazete için yazdığı The Girl Puzzle başlıklı ilk makalesi boşanmanın kadınları nasıl etkilediği ile ilgiliydi. George yine etkilendi ve ona tam zamanlı bir iş teklif etti. O dönemde gazete yazarlığı yapan kadınların takma ad kullanması adettendi. Böylece Nellie Bain takma ismini kullanmaya başladı. Bir yazar olarak Neil, gazete için ilk çalışmalarını çalışan kadınların hayatlarına odakladı ve kadın fabrika işçileri hakkında bir dizi araştırma makalesi yazdı. Ancak gazete kısa süre sonra fabrika sahiplerinden yazılarıyla ilgili şikayetler alınca kendisi kadın gazetecilerin olağan rolü olan moda, toplum ve bahçe işlerini kapsayacak şekilde kadın sayfalarına atandı. Bu durumdan rahatsız olunca henüz 21 yaşındayken daha önce hiçbir kızın yapmadığı bir şeyi yapmaya karar verdi. Ardından yabancı bir muhabir olarak hizmet etmek için Meksika'ya gitti. 6 ayını Meksika halkının yaşamları ve gelenekleri hakkında haber yaparak geçirdi. Gönderileri daha sonra Meksika'da 6 ay olarak kitap şeklinde yayınlandı. Yerel bir gazetecinin hapsedilmesini protesto etmek adına Meksika hükümetini, yanı sıra Porfirio Diaz diktatörlüğünü eleştiren yazılar yazdı. Bunun üzerine Meksikalı yetkililer onu tutuklamakla tehdit ederek ülkeyi terk etmesini istediler. Evine dönen Neil, Diaz'ı Meksika halkını bastıran ve basını kontrol eden zalim bir çar olmakla suçladı. New York City'ye yerleşen Neil, bundan böyle Joseph Pulitzer'in New York World gazetesi için çalışmaya başladı. Buradaki ilk işi akıl hastası bir kadın kılığında Blackwell Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne girip içerideki koşulları gözlemlemek idi. Ruhsal bunalımda olan bir amnezi hastasıymış gibi davranarak doktorları kandırmayı başardı ve hastaların olumsuz koşullarını su yüzüne çıkaran Deliler Evinde 10 Gün adlı yazı dizisiyle sansasyon yarattı. Akıl hastanesinde yaşadıkları daha sonra kitap oldu. 2016 yılında olay filme de uyarlandı. Jules Verne'in 80 Günde Devri Alem eserinden esinlenen Neil Blaine, 14 Kasım 1889 tarihinde 24.899 millik dünya seyahatine başladı. Turunu 72 gün 6 saat
11 dakika sonra tamamlayan gazeteci, seyahati sırasında Fransa'nın Amiens şehrinde Jules Verne ile tanışma imkanı buldu. 1895'te milyoner sanayici Robert Simon ile evlendi. Artık her yerde tanınan Neil Blay gazeteciliği bıraktı. Kocasının ölümünden sonra şirketin yönetimini üstlendi. İşçiler için spor salonu, kütüphane, sağlık hizmeti sunmak gibi o zamana kadar görülmemiş sosyal reformlar gerçekleştirdi. Mali açıdan sıkıntıya düşünce yeniden gazeteciliğe döndü. Neil Blay, 1. Dünya Savaşı'nda cepheye çıkan ilk gazeteci olmuştu. Ardından 1920'de New York Journal için yazmaya başladı. 2 yıl sonra 27 Ocak 1922'de zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.